Evet. Tasarımlarda benim sıklıkla karşılaştığım kullanım hatalarından bir tanesi de primary key ve unique key kolonlarının yanlış kullanılması. Öncelikle ben primary key kolonların yanlış kullanılması ile ilgili sizinle konuşmak istiyorum. Yani birçok projede benzerleriyle karşılaşmışsınızdır. Arkadaşlar primary key bir tabloyu bir tablodaki kayıtları birbirinden ayırmak için kullanılan Default olarak Clustered Index şeklinde oluşan sit aksini belirtmediğiniz veya daha farklı bir tasarım yapmadığınız sürece Clustered Index şeklinde oluşan e, tasarım şeklidir. E, bir, bir anahtardır. Dolayısıyla örneğin müşteriler tablosundaki ID hiçbir zaman tekrarlayamaz. Şimdi benim sıklıkla karşılaştığım durum daha önce benzerini söyledim. Mesela TC kimlik no'ya primary key vermek veya müşteri numarasına primary key vermek şeklinde oluyor. E Neden? Aynen diyor ki e madem işte hocam madem ki biz bu dataları birbirinden ayırmak istiyoruz. E bunu müşteri no için de kullanabiliriz. Fakat müşteri no e daha önce de söylediğim gibi değişimi değişim mi mu, muhtemel bir data olduğu için hiçbir zaman bunu e, diğer tablolarda tekrarlamamamız gerekir. Peki müşteri no'yu ben unique hale nasıl getireceğim? İşte bu bu durumda unique'lerden yararlanılır. Yani müşteri no evet unique mi? Doğru unique. O zaman bizim müşteri no'yu unique olduğunu anlatmamız gerekiyor. Peki yine? Unique de aslına bakarsanız bir kolon veya birden fazla kolonu beraber seçip de unique key yapabilirsiniz. Bu datanın bir daha tekrarlanmaması gerektiğini söyleyen anahtardır. Dolayısıyla müşteri no örneğin burada unique mi? Kesinlikle unique. Bir daha unique bir daha tekrarlanmasını istemiyoruz. O açıdan sağ tıklıyorum. Hemen altta index and keys var. Ee, şöyle seçtikten sonra bakın bir add butonu vasıtası primary key eklenmiş zaten add butonu vasıtasıyla bakın index şeklinde ekleniyor hemen onun ismine şöyle ki unique key verdiğiniz zaman uk müşteriler tablosundaki alt dire müşteri no bir daha tekrarlamamalı ve hangi kolon için yapıyorum ben bunu tabii ki müşteri no için default olarak bir e, İndeks de oluşur e, burası için. E, ve tabii ki clustered olamayacağı için Çünkü e, primary key clustered'ı kaptı bile Non-clustered şeklinde oluşur. E, tabii ki şu an indeksler e, konumuzun dışında. data Specification, field specification bunlar tamamen indekslerle alakalı. Belki bir günde hani e, indekslerle ilgili best practice'leri içeren bir içerik hazırlayabiliriz. E, evet şu an için müşteri numarasında e, bir alan oluşturduk. Hemen yani devam edelim burada çalışmalarımıza. Bakın müşteri no aslında burada bir indeks gibi oluşturuyor default olarak. Bu bir index mi? E, unique mi? E, bakın no diyor. Aslında bakarsanız olay burada. Bakın default olarak index olarak oluşuyor. Ben bunu unique verdiğim zaman is unique otomatik bizim de değiştiremeyeceğimiz şekilde yes haline geldi. Kısacası kolunu seçiyorsunuz. Tipini Unique Key veriyorsunuz. Unique key yapmak için. Ve ismini de bu şekilde değiştiriyorsunuz. Kapattığımız zaman artık müşteriler için bir ee, Unique key oluşturulmuş oldu. Bunun dışında bakın tc-kimlik no. Ben bunun da Unique olmasını istiyor olabilirim. Hemen indexes-keys add diyorum. İsmini gelip şöyle uk Gerçek müşteriler TC kimlik no şeklinde veriyorum. E, bunu tabii ki TC kimlik no için veriyorum. Tipinde unique olarak veriyorum ve kapatıyorum. Bakın bu, bunun dışında örneğin ticari faaliyetlerde e, gerçek müşteri aydı yine bizim için bir unique Yani birden fazla datanın buraya girilmesini engelleyebiliriz. Ee, hemen bu çerçevede sağ tıklayıp yine index'ten keyden kolon olarak gerçek müşteri ID'yi geçiyorum. Ee, tabi burada şöyle bir saniye. Ne oluştu burada? Hemen. Index keys. Ah, e, şey özür ed yapmayı unuttum sanırım. Ed dedim. Evet. UK. Pardon. Ticari faaliyetler. Gerçek müşteri ID. Şeklinde verdim. E bunun da türü unique ve kolon değeri tabii ki gerçek müşteri ID şeklinde olacak. Şurada ticari faaliyetlerde Az önce bir şeyi bozmadığından emin olalım. Bozmamışım. Değiştirmem gerekiyor zaten. Bunu da yapmış oldum. Yani diğer e, unique olacak alanlarınız için de benzer çalışmaları yapmalısınız. Birden fazla alanı unique haline getirmek için de Şöyle örnek göstereyim. UK verip columnsa geldiğinizde bakın işte devam edip diğer alanları da seçip örneğin iki alanı birden unique yapabiliyorsunuz. Burada sıklıkla karşılaştığım hatalardan biri de birden çok kolona primary key vermek. Herhalde bu bir programcı yapılacak en büyük ee, bunu daha basit nasıl söyleriz? en büyük kötülüklerden biridir diyelim. Onu da zaten eğer benzer tablolarla karşılaştıysanız yapıyorsunuz. Yani iki kolonu primary key yapmak için bugüne kadar çok düşündüm üzerinde. Çok şey de okudum. Birçok projede de çalıştım. Birden fazla kolonu primary key yapmak için hiçbir neden yok arkadaşlar. Yani biraz da iddialı konuşmuş olayım. Hiçbir neden yok onu besleyecek bir ID benzeri bir alan vasıtasıyla birden fazla kolon primary key yapmak yerine aslında amaç onu unique yapmak onu primary key yapmak yerine unique key yapılabilir. Bu da sizi ilişkilerde birden, referans alan tabloda aynı ilişkileri tekrar tekrar oluşturmaktan da kurtarır. Zaten böyle durumlarda ben genellikle şunu görüyorum. Bir müddet sonra programcı artık pes ediyor. Ben ilişkileri koparacağım. Her şeyi kodda halledeceğim moduna giriyor.